Merhaba arkadaşlar. 8 Aralık Çarşamba akşam İstanbul yarış programı var. 8 koşulu programda Altılı Gayan ikinci koşuyla saat 19.00'da koşulacak. 1400 metre mesafede handikap 17 bir koşu. Tabi bu arada hava durumunu da belirtmek gerekir. Benim için önemli. Meteorolojinin verilerine göre İstanbul'da yağmurlu bir hava var. Pist nemli olabilir. Bunu da dikkate alarak tahminlerimi paylaşacağım. 1400 metre mesafedeki iki yarışta 12 safkan katılacak. Ben burada 5 isimi önde tutuyorum. Altılı kuponumda da 2 tane tek olacak. İkinci ve üçüncü ayakları tek olarak önereceğim. Onu da söyleyeyim. İlk ayakta öncelikle sonlarda yapacağı sprintle kazanmaya çalışacak olan 7 numaralı Big Price, Vedat Abiş'le ilk şanslı gördüğüm isim. Sonra Halis Karataş'ın idaresindeki 8 numaralı Noano, ikinci şanslı gördüğüm isim ki bu kum pistte ilk kez çıkacak. İyi koşacağını düşünüyorum kum pistte de. Sonra Müslüm Çelik'in idaresindeki 12 numaralı Mystery Focus, üçüncü şanslı gördüğüm isim. Tabi 4 numaralı Strawberry Girl son 5 koşusunu kazandı. Acaba bugün de kazanabilecek mi merak ediyoruz tabii ki. Ben 4. şanslı isim olarak görüyorum. Ve son olarak sürprizlere de Apranti Zülfikar Karabulut'un idaresindeki 1 numaralı Honorable sürpriz yapabilecek isim. Altılı Ganyan'daki sıralamam, ilk ayaktaki sıralamam 7, 8, 12, 4 ve 1. Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı 1200 metrede 2 yaşta İngiliz kısraklarının meydandan çıkma mücadelesi olacak. İlk tekim burada olacak 12 numaralı Twist and Shot, Alice Karataş'la bugün meydandan çıkacağını düşünüyorum. Tek olarak öneriyorum. İlk koşusunda da starttan 1-2 boy tereddütlü çıkmıştı. Bugün bu yarışa hazır olduğunu düşünüyorum. Tek olarak öneriyorum. Bayis için önereceğim isimler ise burada üçlü bayis var. Sıralı beşli bayis var. 2 numaralı Love Me Again, 9 numaralı Rich Woman, 1 numaralı Lady Rüzgar ve 8 numaralı Queen Ayça'yı bahis için önereceğim isimlerdir. Ama 12 numaralı Twist and Shot altılı kuponları için tek olabilir. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı 1500 metre mesafede yapılacak şartlı 5 koşu. 3 yaşlı İngiliz safkanları katılacağı bir koşu. İkinci tekim de burada olacak. Muhtemelen de büyük favori çıkacaktır. 2 numaralı Dragonborn. Son iki kazandığı koşularda şahaneydi. Bugün de bu grubu geçip yarışı kazanacağını düşünüyorum. Tek olarak öneriyorum. Yine bahis için önereceğim isimler olacak. 5 numaralı Bovit, Vedat Abiş'le bahis yapabilecek isimler. 7 numaralı Maça Kızı, startta kalmaz ise yine tabelaya girebilecek bir isim. 10 numaralı Winner Gets All, 3 numaralı Can Doit, 1 numaralı Prenses Göksu ki bu isim bahise girerse ikramiyesini epeyce arttırır. Ve 11 numaralı Nitrox, bunlar da tabela bahisi ve 5'li bahis için önereceğim isimler. Mesela 7 numaralı Maça Kızı startta kalmazsa 3. olabilir gibime geliyor. Veya 11 numaralı Nitrox sanki 4. olacak gibi. Bahis için önereceğim isimlerdir. Altılı Ganyanlarında 2 numaralı Dragonborn tek diyorum. Günün 5. koşusu Altılı Ganyan'la 4. ayağı 1500 metrede koşulacak şartlı 4 koşu. 4 yaşlı Arap atlarına mahsus. Burada da 3 isimi şanslı görüyorum rakiplerine göre. Öncelikle 1 numaralı Şanverdi. Son yarışında şahaneydi. Son 400'e kadar hiç yarışta yoktu. Müthiş sprintiyle bir anda bütün rakiplerine geçip yarışı kazandı.
Tekrarlayacak olursa aynı yarışı yine kazanacağını düşünüyorum. Çok şanslı. Tabii son iki yarışını kazanan 4 numaralı Hür Uçan sert rakibi olacağını düşünüyorum. Ve 5 numaralı komşu Özcan'ın da bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Islak pistte daha iyi koşacağını, bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Sıralamam 1, 4 ve 5. Günün 6. koşusu Altılı Ganyan'ın da 5. ayağı 1200 metrede maiden bir koşu. 2 yaşta İngiliz kısraklarının maidenden çıkma mücadelesi olacak. Ben bu ayakta ve 6. ayakta biraz fazla ata şans vereceğim. Sürpriz olabileceğini düşündüğüm 2 ayak ve ilk ayak tabii ki. Öncelikle 1 numaralı Anatolian Surprise, Halis Karataş'ta ilk şanslı gördüğüm isim. Tabii kupon oluştururken tek de yazılabilir. Çok güveniyorum aslında. Ama dişi atlar ve daha yeni koşu hayatlarına yeni başladılar. Dediğim gibi sürpriz olabileceğini düşündüğüm için 6 numaralı Native Gift galobu çok iyiydi. İkinci şanslı gördüğüm isim. 11 numaralı Yıldırım Han'ın bir sürpriz yapabileceğini düşünüyorum. Ki Yıldırım Bey aygırı Sayın Fırat Yıldırım. Yıldırım Bey de yanlış hatırlamıyorsam Hasan Yıldırım'ın idi. Herhalde aynı aile. Eğer öyleyse çok daha iyi koşacağını düşünüyorum 11 numaralı Yıldırım Hanım. Sonra 8 numaralı Pele and Dido. 4. şanslı gördüğüm isim. 2 numaralı Another Love. Diğer şanslı gördüğüm isim. Ve son olarak 10 numaralı Venice. Bomba yapabilecek isim olarak görüyorum. Sıralama 1, 6, 11, 8, 2 ve 10 arkadaşlar. İstanbul'da son ayak saat 21.30'da koşulacak 2100 metrede handikap 22 bir koşu. 4'te yukarı yaşlı Arap atların mücadele edeceği bir koşu. 4 numarayla 5 numara ekürü, 9 numarayla da 12 numara ekürü olarak koşacak. Burada da 6 isim rakiplerinden daha şanslı görüyorum. İlk olarak 2 numaralı Nibolu ilk şanslı gördüğüm isim. 12 numaralı Yahya Beygülü ikinci şanslı gördüğüm isim. Ki pistin ıslak olmasından dolayı çok şanslı görüyorum. Islak pistte iyi koşuyorlar Sayın Gıyasettin Şen'in atları. Sonra 1 numaralı Süpermen Hişman Çizik'le 3. şanslı gördüğüm isim. 3 numaralı Afacan tabii ki Özcan Yıldırım'la şanslı bir isim. Ekürüler 4 numaralı Kral Ömer yine şanslı olabilecek bir isim. Son olarak da 8 numaralı Tatavla diyorum. Buradaki sıralamam 2, 12, 1, 3, 4 ve 8 arkadaşlar. İstanbul Altılı Ganyan şablonum bu şekilde. Kupon bedeli genel limitlerimin biraz üstünde olsa da siz tabii ki eksilteceksiniz, artıracaksınız ve kendi limitlerinize uyduracaksınızdır. Şimdiden bol şanslar dilerim arkadaşlar. Görüşmek üzere.